Birçok insanda yarattıkları korkuya rağmen yılanlar aslında kendi doğal ortamlarında tehdit altındadır. İstilacı türlerin neden olduğu baskılar ve yaşam alanlarının kademeli olarak yok edilmesi arasında nesli tükenme tehdidi altında olan bir dizi yılan olması şaşırtıcı değildir. Bu videomuzda dünyadaki en nadir 10 yılanı ele aldık. Ama videonun sonunda kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Öyleyse gelin hep birlikte videomuza geçelim. On numara Wagner Engereği. Vipera Wagneri veya Devrik Engerek, Kuzeybatı İran'da ve Türkiye'nin doğusunda bulunan zehirli bir engerek türüdür. Bu yılanlar 1500 metrenin üzerindeki rakımlarda yaşar ve kayalık veya çimenli alanları tercih ederler. 2008 yılında Wagner Engereği'nin durumu sınırlı habitat aralıklarında planlanan bir baraj inşasının engerek popülasyonunu tahrip edeceğinden korkulduğu için kritik tehlike altında olarak değiştirildi. Birçok insanın bu yılanları evcil hayvan olarak yakalaması nedeniyle sayılar da oldukça düşüyor. Vahşi doğada 2500'den az yetişkin kaldığı tahmin edilmektedir. Adını 1846'da belgelenen ilk örneği toplayan Alman kaşif Mortis Wagner'dan geliyor. Bu yılanların neslinin tükenme tehdidi nedeniyle Louis Hayvanat Bahçesi onları üreme programına dahil etti ve 9 bebek hayvan da hayvanat bahçesinde doğdu. 9 numara Alcadras Lençeyat. Bilimsel adı Botropos Alcadras olan bu yılan Brezilya'nın güneydoğu kıyılarındaki küçük bir adada yaşayan kritik derecede tehlike altındaki bir engerektir. Bu yılan adını Alcadras takım adalarının bir parçasını oluşturan sadece 1,5 kilometrelik küçük bir kaya olan Ilha de Alcadras adasından alıyor. Bu yılan benzersiz bir tehditle karşı karşıyadır. Ada bu nadir yılanların yaşamlarını ve yaşam alanlarını tehlikeye atan bir deniz hedef alanı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Alcadras, mızrak başlı Pit Viper ailesine aittir. Yani kafasında avını bulmak için kullandığı bir ısalgılama organı vardır. Ve diğer tüm çukur engerekleri gibi ölümcül zehirleri vardır. Hayatta kalan Alcadras mızrak başlıların kesin sayıları bilinmemekle birlikte yaşadıkları küçük adada oldukça yaygın olarak kaydedilmiştir. 8 numara Santa Kalenia Adası Çıngıraklı Yılanı. Santa Kalenia Adası Çıngıraklı Yılanı veya Crotalus cantharellus, yalnızca Kaliforniya körfezindeki Santa Kalenia Adası'nda bulunan küçük, ince bir çukur engeriğidir. Bu çıngıraklı yılan, çalışan bir çıngırak olmaması nedeniyle benzersizdir. Yılanları avlayan vahşi kedilerin varlığı nedeniyle nüfusları ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Ek olarak bu nispeten pasif yılanlar öldürme ve yasa dışı toplama hedefi olmuş ve onu da tehlike altına almıştır. Ayrıca ana avları olan geyik farelerinin azalmasıyla bu nadir yılanın popülasyonları da daha da azalmasından korkulmaktadır. Bununla birlikte adadaki vahşi kedilerin sayısını azaltmak için yakın zamanda başlatılan bir programın bu yılanların korunması için uzun bir yol kat edileceği umulmaktadır. 7 numara Antiguan Yarışmacısı. Eskiden dünyanın en nadir yılanı olan Alpusus Antiguan uyumlu koruma çabaları nedeniyle bir geri dönüş yaptı. Antiguan yarışçısı Karayip Adaları Antiguan ve Barbuda'nın hemen dışındaki birkaç küçük adada yer almaktadır. Antiguan yarışmacısı daha önce Antiguan'ın ana adasında yaşıyordu. Ancak firavun faresi ve siyah farenin tanıtılmasının ardından ortadan kayboldu. Bununla birlikte küçük bir yarışçı popülasyonu Antiguan sahilinden sadece birkaç mil uzakta bulunan, alçakta yatan bir adacık olan Great Spirit adasında hayatta kalmayı başardı. Bu türün 1990'ların başlarından yeniden keşfedilene kadar neslinin tükendiğine inanılıyordu. Yırtıcı farelerin adadan başarılı bir şekilde ortadan kaldırılmasından sonra nüfus o zamandan beri 900'den fazla bireye yükseldi ve yılanlar yakınlardaki adalara tekrardan getirildi. Antiguan yarışçısı kahverengi, zehirli olmayan bir yılandır. 6 numara Drevski'nin Engereği. Vipera Drevski, yalnızca Kuzeybatı Ermenistan ve Kuzeydoğu Türkiye'de bulunabilen zehirli bir engerektir. Bu engerek türünü ilk bulan ve tanımlayan biri olan Ilya Drevski'nin adını almıştır.
doğal yaşam alanlarının evcil hayvanlar tarafından aşırı otlanmasından dolayı tahrip olması nedeniyle Drevski'nin yılanlarının sayısı da düşüyor. Son sayımlarda vahşi doğada sadece yaklaşık olarak 500 birey kaldığı ve bu yılanların yok olmanın eşiğine geldiği düşünülüyor. Bunun da ötesinde geniş bir alana yayılmış küçük yılan certleriyle aralığı ciddi bir şekilde parçalanmış. Bu engereğin yemeklerinde esas olarak kertenkeleler, kemirgenler ve ara sıra da böceklerden oluşuyor. Drevski'nin engereği esas olarak dağ sırtlarında yüksek rakımlarda yaşar ve gün boyunca çalışacak kadar ısıyı elde etmek için günün bir kısmında güneşte güneşlenerek geçirir. Bu yılanlar cinsel dimorfizm sergiler. Yani dişiler erkeklerden önemli ölçüde daha büyüktür. Beş numara, kısa burunlu deniz yılanı. Kısa burunlu deniz yılanı olarak da bilinen Sahul Resif yılanı, yaşam alanı çoğunlukla kuzeybatı Avustralya kıyılarındaki küçük bir alanda bulunan, kritik olarak nesli tükenme tehlikesinde olan bir deniz yılanıdır. Bilimsel adı Aprusus apratalis olan bu yılan, adını küçük başlı ve kısa sivri burunlu olmasından dolayı almaktadır. Sahul Resif yılanı, seyrek mercan içeren kumlu alanları tercih eder ve vahşi doğada 10 yıla kadar yaşayabilir. Şu ana kadar sadece 2 alanı içerisinde bulundurmuştur. Resifleri Astemoa ve Hipernia'dır. Bu yılan 1990'lara kadar bir zamanlar nispeten bol olsa da sayıları o kadar azaldı ki, 2000 yıllarından beri anketlerde hiçbir yılan kaydedilemedi. Bu yılanın yaşam alanları içerisinde kaybolmasının nedenleri bilinmemekle birlikte şiddetli mercan artma ve bozulmasının büyük bir suçlu olabileceği hipotezini öne sürüldü. 4 numara, Casseraia dusumeri. Yalnızca Mauritius'un Reunion adasında bulunur. Yetişkinler 1,5 metreye kadar ulaşabilir. Üst tarafları koyu kahverengidir ve karınları daha hafiftir ve az miktarda koyu lekeleri vardır. Yılan, adını vücudunu kaplayan küçük omurgalı pullardan alır. Türler yakın zamanda başka bir adaya, Gunnar Kuense yeniden getirildi ve 1996'da 250'den az olgun Casseraia dusumeri olmasına rağmen sayıları şimdi yaklaşık 1000'e yükseldi. Bu sefer de 12'ye kadar yumurta bırakabilirler ve kuluçkada yaklaşık 90 gün sürer. Bu yüzden dolayı oldukça çok çoğalmaya başladı. 3 numara, Aruba Adası Çıngıraklı Yılanı. Aruba Adası Çıngıraklı Yılanı veya Calus Unicor, Venezuela kıyılarının hemen dışında bulunan Karayip Adası, Aruba'ya özgü nesli tükenmekte olan bir çıngıraklı yılandır. Yılanlar genellikle tek tip gri veya açık kahverengi gövde rengine sahiptir. Bazen sırtlarında elmas şeklinde işaretler bulunur. 20 yıla kadar tahmini bir ömrü vardır ve beslenmesi esas olarak kemirgenler, kuşlar ve kertenkelelerden oluşur. Vahşi doğada hayatta kalan sadece 230 yetişkinin olduğu ve yaklaşık 100 yetişkin daha esaret altında olduğu tahmin edilmektedir. 2 numara, Orlov Engereği. Bu yılanın üçgen bir kafası ve katlanan uzun zehirli dişleri vardır. Engereklerin renkleri ve desenleri numuneden numuneye değişse de genellikle kahverengi veya siyah zigzag bağlantılarla kahverengi, gri veya sarı gridir. Orlov'un engereklerinin fareler, kertenkeleler, kurbağalar ve böcekler gibi çok çeşitli yiyecekleri yedikleri gösterilmiştir. Vahşi doğada 250'den az yetişkin olduğu tahmin ediliyor. Orlov'un engereği evcil hayvan olarak popülaritesi nedeniyle yaygın olarak kaçak avlanma sıkıntısı da çekiyor. Orlov engereği artık kritik tehlike altında olduğu listeleniyor. 1 numara, Lucia yarışçısı. Yakın zamanda dünyanın en nadir yılanı olarak ilan edilen Lucia yarışçısı, tropik bir Karayip adası olan Lucia kıyılarının hemen dışındaki küçük bir adada yer almaktadır. Aslında 1936'da neslinin tükendiği ilan edildi. Ancak 1973'te Maria Major'da yeniden keşfedildi. Burada yılanlar firavun farelerinin yokluğu nedeniyle hayatta kalmayı başardılar. Bu zehirli olmayan yılan maksimum 1 metre uzunluğa ulaşabilir ve genellikle ten rengi açık kahverengidir. Ve boynundan kuyruğa kadar uzanan belirgin kahverengi bir şeridi vardır. Adada bu yılanlardan 18 kadar bulunduğunu gösteren yakın tarihli bir anketle Lucian yarışçısı dünyanın en nadir hayvanlarından birisidir.
Şu anda bu yılanların nesli tükenmeden önce korunması için büyük bir çaba devam ediyor. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var demiştik. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için okumak istiyoruz. Hatice Uysal, Yusuf 93, Hasan Boz, Arda Özyurt, Dövme Yapma Kanalı, Esra Yiğit. Evet sevgili dostlar, bu kanalların hepsine biz de Dünyanın Enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.